Yeni tip koronavirüsün küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleriyle piyasalarda borsalar cephesinde sert satışlar yaşandı. Petrol fiyatları %5'e yakın gerilerken altın 1700 dolara doğru hareket etti. Stoxx 600 Avrupa endeksi %4'e yakın değer kaybederek Haziran 2016'dan bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Amerikan endekslerinde kayıplar %3,5'a yaklaştı. IMF Başkanı Georgieva salgının kontrol altına alınması durumunda bile Çin ve dünya ekonomisinin etkileneceğini anlattı. Amerika'da Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Şubat'ta -0,2'den 1,2'ye yükseldi. Beklenti 0'dı. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Ocak'ta -0,51'den -0,25'e çıktı. Beklenti 0,18'di. Goldman Sachs, Amerikan ekonomisinin virüs salgınından etkileneceği gerekçesiyle ilk çeyrek için Amerikan büyüme tahminini düşürdü. Kurum, Amerika'nın büyüme tahminini ilk çeyrek için %1,4'ten 1,2'ye çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan'la Salı günü 3 milyar dolar değerinde askeri bir anlaşma imzalayacağını bildirdi. Trump bugün Hindistan'ı ziyaret ediyor. Almanya'da iş dünyası güveni Şubat'ta beklentileri aştı. Almanya Ifo İş Dünyası Güven Endeksi Şubat'ta 96,1 oldu. Beklenti 95,3'tü. Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayında reel kesim güveni bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 106,9 oldu. İmalat sanayi kapasite kullanımı da 0,5 puan artarak %76 oldu. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta %16 artışla 1,8 milyon kişi oldu. Ve hazinenin 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %11,84, net satış 1,3 milyar lira oldu. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda yeni hafta pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündemde bakalım neler var. Gündem aslında virüs. Virüs uzun süredir piyasaların izlemesinde, gündeminde. Ama bugün farklı. Yani bugün endişeli tarafta piyasalar, riskten kaçış modu var. Risk iştahının oldukça bozuk olduğu bir günün akşamındayız. Borsalarda %3'lerin üzerinde, hatta kimi Avrupa endekslerinde %4'ler %5'ler görüldü satış anlamında bugün için. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinin çok sert düştüğü, ons altının yukarıya gittiği bir günün akşamındayız. Yaklaşık 1000 puanlık düşüş oldu gün içerisinde Dow Jones endeksinde. Birazdan bakacağız son rakamlara. Petrolde aşağı hareket. Brent petrol %5'e yakın düşüş. Küresel büyüme de etkilenecek korkusu, endişesi var bu virüs nedeniyle. Ons altın, az önce söyledim, 1680-1700'lere doğru bir hareketlenme içerisine girmiş gibi görünüyor. Altın güvenli liman hareketiyle yükselişini bugün de sürdürüyor. Gram altına rekor üzerine rekor kırıyoruz. Dolar TL'nin de yukarıya gitmesiyle. Bu tabloda yine tabii gözler dönüyor merkez bankalarına. Amerikan Merkez Bankası faiz indirir beklentisinin arttığını, Fed'in bir kez daha topa gireceği ve belki bir değil iki defa bu sene faiz indirebileceği konuşuluyor. İçeriye döndüğümüzde bizim borsamızda yine bu satıştan nasibini aldı ama bir toparlanma da oldu. Yani gün içerisinde daha yüksek oranlı düşüş tablosuyla karşı karşıyaydık. Biraz toparlandık ama %1,7, %2'ye yakın düşüş vardı bizim borsamızda. Dolar TL 6.15'in üzerine 6.16'lara doğru gitti. Sonra biraz gevşedik. 6.12'ler, 6.11'ler akşam saatlerinde, yine son rakama birazdan bakacağız. Ve bir tarafta tabii biz virüse odaklandık ama Suriye meselesi, İdlib meselesinin de hala çözülemediğini hatırlatalım. Oradan gelen haber akışı, jeopolitik riskler noktasında da Türkiye'nin ve TL varlıklarının, piyasanın gündeminin olduğunu sizlere hatırlatalım. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Azimüt Portföy Genel Müdürü Murat Salar ve Tev Yatırım
Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel bizlerle olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım, nasıl bir tablo var. Piyasalardaki rakamları paylaştıktan sonra sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de bugün yukarı doğru hareketlendik. 6.12-16, Euro TL 6.65 seviyesinde, Euro Dolar paritesi de 1.08.62, Dolar Endeksi bugün sakin. Gün içerisinde grafikler gelecek, biraz daha detaylı sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakın 6.16 seviyesinin üzerine çıktık. 6.10'un altından başlamıştık. Sonra günün ikinci yarısında bir miktar TL güçlendi ama yine de %0.4 yukarıda dolar TL. Borsa İstanbul ESA satış 113 binlere kadar borsanın gerilediğini gördük ama seansın sonuna doğru bir ufak toparlanma oldu. Bir haber akışı henüz doğrulanmayan, işte resmi bir şekilde açıklanmayan bazı haber sitelerinde aşıyı bulduk, aşı bulundu falan gibi bir heyecanın belki etkisi olmuş olabilir mi diye konuşuruz. 2000 puan bugün borsamız aşağı geldi. Bakalım efendim diğer tahvil faizlerinde de yukarı 12.5'a doğru geldik 10 yıllıkta. Aslında bugünkü haber akışı öncesinde de biz bir süredir tahvil faizlerinin yukarıya gittiğini görüyoruz. Tek haneyi göremeden maalesef, daha doğrusu birinde gördük sanırım, 2 yıllıkta yeniden yukarıya 12'lere yaklaşmış durumdayız. 2 yıllık tahvil faizimizde de bugün yukarı doğru hareketler var. Olumlu seviyelerden 12'li seviyelere geldik. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.40 seviyesinin de altında, 1.36'ya kadar düştü. Gün içerisi grafik de ekranlarımıza gelecek. Amerikan 10 yıllığı için 5 yıllık ve 2 yıllıkta da yine aşağı doğru hareketler var. 10 yıllık tahvil faizi bir güvenli liman haber akışıyla aşağı geliyor. Bakın 6 aylık grafiği arkadaşlarımız getirdiler. Yaklaşık bir 6 ay öncesine doğru dönmüşüz. Şu an 1.36.05 seviyesini görmekteyiz. Bakalım efendim ons altın cephesine. Ons altında 1671 dolara geldik. Sadece bugün 28 dolar yukarı hareket var. Gram altın rekor kırıyor, 330 liralar. Bitcoin'de bugün düşüş var. Petrol fiyatları çok sert aşağıda. %4,5 ve %4 56 doların altındayız. Amerikan tipinde 51 dolardayız. Altına da yine bakacağız detaylı bir şekilde yükselişine. 1688 doları görmüşüz. Bizim terminalde görülen, grafiklerimizde görünen en yüksek seviye şu an 1672 görünüyor. Petrole de bakalım, bir de petrolü görelim, ekranlara gelsin. Brent petrolde de 53 doları gördük. Gün içerisinde bu aylık grafikti. Gün içerisi grafiği de arkadaşlarımız ekranlara getirecek. Yine bakın 55 doları gördük. Orada bir tepki çabası var ama çok zayıf. Avrupa borsaları kıpkırmızı bir günü geride bıraktı. İtalya'da hayatını kaybeden virüs nedeniyle 6 kişinin olması ve vaka sayısının çok olması endişeleri artırmış gibi görünüyor. İtalya bakın %5,5'a yakın aşağıda. DAX endeksi Almanya %4, %4 Fransa, %3'ün üzerinde Londra aşağıda. Amerikan endekslerinde de Dow Jones'ta 1000 puan düşüş söz konusu. 28.000'in de altına geldik. S&P 3.3 100 puanın üzerinde aşağıda. Nasdaq'ta da 3.6'lık bir düşüş var. Melike'ye döneceğim. Bakalım sevgili Melike. Bu hakikaten müthiş bir riskten kaçış hareketi var. Yeni hafta ile beraber hangi notlar var sende, dinleyelim. Evet Barış, virüs satışı tam anlamıyla panik satışına, korku satışına döndü. 1000 puan birden düşen Dow Jones var. Şimdi içeri baktığımızda cumartesiden beri gelen haberler iç açıcı değil. Ne IMF'in, Uluslararası Para Fonu'nun global ekonomik büyümeyi indirgemesi, Çin'inkine indirmesi, 0.1 kadar globali, Çin'i 0.4 kadar. Çin tarafının görünüm iyi değil demesi bu koronavirüs ile ilgili gerçekten moralleri bozdu. Her ne kadar içeride Mnuchin'le hazine başkanı olarak bir 3-4 haftaya daha ihtiyacımız var, o zaman konuşalım, şu anda erken bu kadar endişe etmek için dese de o fiyatlanmıyor. ABD hisselerine, sektörlere baktığımızda sert satışlar yaşıyoruz. Ve bu satışlar hisse senedi başına da çok sert hissediliyor. Mesela Tesla'nın %7 birdenbire koronavirüs endişeleriyle birlikte düştüğünü görüyoruz. Çünkü şirket Çin'deki fabrikalarındaki üretimi yavaşlattı. Ve yaklaşık satışının onda biri de bu ülkeden geliyor. Bank of America, JP Morgan aynı şekilde düşüşteler. Uzun vadeli hazine getirileri baktığımızda karlılıklarını
tehdit ediyor. Zira hazine getirileri düşüyor, düşmeye devam ediyor. Altına hazineye saldırıyor baktığımızda yatırımcılar. Starbucks'a bakalım, Skechers'a bakalım. Hepsi bundan büyük darbe yiyen hisseler. Çünkü analistlerin çoğu bunların özellikle içindeki operasyonlarından ne kadar büyük darbe yiyeceğini biliyor ve bunların hesaplamasını yapıyor. Enerji fiyatları çok büyük bir darbe aldı. Bu da Exxon'u, Mobil'i, Marathon'u etkiliyor. American Express aynı şekilde 21 Aralık 2018'den beri gördüğü en düşük nesini, performansını görüyor. Bugün ekonomik veri akışı açısından zayıf bir gün. Chicago Fed aktivitesinin yukarı çıktığını görüyoruz geçen aydan itibaren. Ve Loretta Mester'ın da bir saat sonra bir konuşması var Cleveland Fed Başkanı olarak. Ama gerçekten Güney Kore, İran, İtalya ve diğer ülkelerde bütün bu virüsün yayılması ve İran'dakini, İtalya'dakini Çin'den ayrı olduğunun söylenmesi, bir söylenti bu. Hani Çin'le aradaki link bağlantı bulunamadı deniyor. Bunların hepsi bir panik satışı yarattı şu an itibariyle diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkür ederim aktardıkları için. Dönelim stüdyomuza. Mete Yüksel hoş geldin. Hoş bulduk. TEB Yatırım Genel Yardımcısı. Azmi Portföy Genel Müdürü Murat Salar hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Değerli izleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Adreslerimiz ekranlarda @bloomberg.et hem Murat Salar hem de Mete Yüksel'e sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Twitter adresimiz ekranlarda. Mete Yüksel izninle ben bir Murat Salar'la başlamak istiyorum. Önce sen de başlayabilirsin abi ister. Ben tebrik öyle, ederek yani başlayayım Barış'ım. Eyvallah, teşekkür ederim. Anladım ne demek istediğin. Hakikaten dünkü maçta Galatasaray Fenerbahçe'den çok daha üstün oynadı. Bunu benim söylemem çok zor. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Ya 20 yıl sonra? 20 yıl sonra. Vallahi. Demin onu düşündüm. 20 yıl önce bu binanın yerinde ne vardı diye. Öyle başlayayım Barış'a. Ama hakikaten işin esprisi bir yana çok hak ettiği bir galibiyeti aldı. Tertemiz. Hani kimsenin üzerinde şöyle olsaydı böyle olsaydı diyeceği bir şey yoktu. Çok sağ ol. Çok naziksin gerçekten. Çok iyi bir Fenerbahçeli olarak. Tabii üzüldük. Yani. Senden bu tebriki almak ama yani 20 yıl sonra bizi gerçekten mutlu ediyor. Bizi de 20 yıl sonra üzüyor tabii yenilmiş olmak. Yani bir süredir kötü gidiyor Fenerbahçe. Ama sonuçta bunlar çok eski kulüpler, kökü olan kulüpler. Bir maçta yıkılmaz. Bunu da atlatacaktır. Önemli olan böyle camianın bir arada durması her şeyden önce üst üste geldi. İnşallah bunu da atlatacak. İnşallah. Dönelim piyasalara. Gerçekten hakikaten uzun süredir görmediğimiz sertlikte bir tablo var. Endeksleri ekranlara getiriyoruz. 1000 puan aşağıda Dow Jones. Efendim korku ve endişe endeksi onu da göstereceğim. Dow Jones ekrana geldikten sonra bizim VIX diye tabir ettiğimiz oynaklığı da belki bir anlamda gösteren endeks. Orada da 25 seviyesinin üzerine çıkmış durumdayız. Şu yani bir anda hızla yukarı giden çok ince ve çünkü bir anda olduğu için son bir yılın zirvesine gelmiş durumda. Korku ve endişe endeksi VIX orada da çok ciddi bir sıçrama var. Murat Salar ne dersin bu satışa? Virüs endişesinin ötesine geçtik. Ben sarsıntısı diyorum artık yani bu işe. Belki şuradan başlamak lazım Barış. Geçen sene çok iyi bir sene geçirdi finansal piyasalar. Yani biz seneye Fed'in faiz artıracağı beklentisiyle başlamıştık. 2019'dan bahsediyorum. Senenin sonunda Fed'in faiz indirdiği ve küresel likiditenin genişlediği bir ortamda tamamladık. Dolayısıyla fiyatlamalarda çok pozitif seyir izledik. Bir düzeltme ihtiyacı bence vardı. Yani en azından böyle bir sakinleşme ihtiyacı. Çünkü gözünü kapatıp herhangi bir şeye yatırım yaptığında finansal ürünlerin hepsi prim yaptı. Hatır sayılır primler bunlar. Bir sakinleşmeye ihtiyaç vardı. Belki bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Bu biraz o gerekçeyi verdi piyasalara. Yani işte virüs, seyahat, Çin'de işin bir aydan uzun süredir çözülememiş olması, henüz somut bir kurumsal anlamda bir çözüm üretilememiş olması da bu bahanenin altını doldurdu bence. Önemli olan önümüzdeki bir ayın nasıl geçeceği. Yani bunun hadi bir ayı böyle geçirdik. 2 ay, 3 ay böyle geçmez. Sonuçta bu daha da derinleşebilir. Henüz temel anlamda bütün dünyadaki ekonomileri
bu denli endişe ettirecek kadar sarsmamış olsa da konunun havada gri bir şekilde duruyor olması işte korku endeksi diyorsun ya, evet, korkuyu yaratıyor. Geçen senenin pozitif performansıyla birleşince de düzeltmeye neden oldu. Kısa bir süre içerisinde iyileşmesini umut ederim veya sakinleşmesini umut ederim. Eğer sakinleşmiyorsa, derinleşirse o zaman başka bir sorunumuz var demektir. Çünkü senkronize bir biçimde riskten kaçış var. Yani Almanya 10 yıllıkları binde 5'ler seviyesinde eksi. Binde 5'ler seviyesinde. Altının olsa işte biraz evvel 1700'e yaklaşıyor. 1700'e yaklaşıyor. Altınla ilgili şunu söyleyeyim. Biz sabah Euro bazında bakmaya çalıştık. Çünkü paritenin de doların değer kazandığı bir dönemde altının bu denli yükseliyor olması enteresan. Euro bazında baktığın zaman belki tüm zamanların rekorlarında olabilir. Yani daha önce gördüğü seviyenin üzerinde olabilir. Çünkü pariteye baktık biz o zaman daha yukarılarda bir parite var. O yüzden bir riskten kaçış var. Sakinleşmesi lazım. Yani bir hafta içerisinde sakinleşmesi lazım. Sakinleşmiyorsa biraz daha endişe edebiliriz. Peki Mete Yüksel, sen nasıl görüyorsun? Yani bu hakikaten uzun süredir görmediğimiz sertlikte bir satış. Dow Jones'u da bir kez daha şöyle ekranlara getirelim. 1000 puanlık bir düşüşten söz ediyoruz bugün için. Çok büyük bir risk off günü. Yani uzun süredir görmediğimiz. Bir de hani bir dünya stop tetiklendi ve bu olay derinleşti gibi görünüyor. Stopların tetiklenmesi daha aşağıdaki stopları da tetikleyip derinliğin daha da artmasına sebep oluyor. Bizim bir de eski bir ezberimiz vardı. Hani kötü iyidir diye. Kötü bir haber gelsin, merkez bankaları daha fazla likidite enjekte etsin, borsalar rally yapsın. Şimdi bu bizi tutmayan bir şey. Niye bu zincir bozuldu diye bakmaya çalıştığımızda da şunu görüyoruz. Yani Fed'in sürekli söylediği işte %2'lik enflasyon hedefi mevzularımız vardı. Geçen sene çabalayıp çabalayıp 1.6'ya zor ulaşan bir Amerikan doları üzerindeki enflasyon varken son 3 aya bakıyoruz, sürekli tırmanma halinde. Kasım, Aralık, Ocak 2.1 oldu, 2.3 oldu, 2.5 oldu. 2.2 kalmadı zaten. Hedef 2'ydi. 2.5'tan bahsettiğimiz ay zaten koronavirüsünün bu kadar yayılmamış olduğu Ocak ayı. Şimdi global yavaşlamadan bahsediyoruz. Çin'in üretmemesine, üretmediği için Amerika'ya satamamasından. Ama Amerika'da da talep kazık fren yapmadık ki. Talep makul miktarda devam ederken bir şekilde arz yok olur hale gelecek. Ondan dolayı da bu enflasyonist endişeler, hani bu 2.5'u bile ne kadar düşük seviyeymiş diyeceğimiz noktalarda bırakabilir bir sene sonra konuştuğumuzda. Yani varlık balonunun şişirilmesinin ötesinde hani talep var ama arz eksik. Problemimiz o olacak. Bundan dolayı da Fed eskisi kadar rahat bir şekilde yok ben faiz düşüreyim de ekstra likitte pompalayayım'ı oynayamayacak. Başkaları oynayabilir ama Fed'in eli kolu biraz bağlı. Biraz da ondan dolayı kriz derinleşiyor veya satışlar ağırlaşıyor bugün. Burada tabii Fed yine, yani bugün baktığımızda Mete Yüksel de biraz o tarafa bağladı. Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin, yani yapar yapamaz belki o ayrı bir tartışma, sen güzel ifade ettin abi, ama yine de bir beklenti artıyor. Amerikan Merkez Bankası gelir, bir değil belki iki tane faiz indirir diye bir burada beklenti oluşuyor. Bir, bu beklentinin fiyatlanması konusunda ne dersin Murat Salar ve bunun bu şu anki bu satış ortamını, bu riskten kaçış ortamını toparlayabileceğini düşünür müsün? Çünkü biz bu virüs ortaya çıktığında Çin Merkez Bankası'nın pansumanı yaraları sarmasına rahatlamıştık. Ama bugün tabii başka bir yani başka bir risk off modunla karşı karşıyayız. Fed'in bu noktada gelmesi ya da bunun konuşuluyor olması ne kadar pansuman olur piyasalara? Şimdi demin Mete anlatırken onu düşünüyorum. O tabii çok daha hani temel kısmıyla bakıyor. Biz de yaptığımız meslek gereği daha kısa vadeli, daha finansal piyasalara yansıması boyutuyla bakıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Fed'in oynayabileceği rolü. Amerika'da bu sene biliyorsun sene sonuna doğru başkanlık seçimleri var Kasım ayından sonra. Ve Trump'ın son gireceği seçim bu. Sonrasında yapı gereği yani oradaki orada iki dönem ancak oluyor. Evet.
kurallar gereği. O zamana kadar Fed'in üzerindeki baskısını sürdürecektir. Hele hele ekonomik anlamda bir yavaşlama, bir sorun gördüğünde oradaki tansiyonu artıracaktır. Fed buna her ne kadar oranın yapısı daha böyle kurumsal, daha güçlerin ayrılığı olarak dursa da halkın beklentisiyle birlikte bir cevap verebilir. Metin'in bahsettiği hani enflasyonun yükselmesi ve faiz, daha doğrusu likiditeyi daha fazla artıramama kısmı seçimlerden sonra gündeme gelecektir. Bence Trump da söylemini çok değiştirecek ikinci döneminde. Çünkü ikinci döneminde tamamen aslında gereken doğruları yapmaya odaklanacak. Yani popülist siyasetten ziyade diğer kısmına geçecek. Dolayısıyla biz kısa vadeli değerlendiren piyasa oyuncuları açısından, finansal piyasalarda alım satan veya yatırım yapanlar açısından ben bu virüs mevzusunun bir süre sonra fırsat yaratacağına inanıyorum. Alım açısından veya yatırım yapmak açısından. Bu virüs haberleri piyasalarda alım yapmak açısından bir süre sonra fırsat yaratacaktır diyorsun. Yani şöyle bakıyorum. Bu fırsat nasıl dönecek? Fed'in topa girmesiyle mi? Tek başına o değil ama detayını bilmeden teknik anlamda gene hani böyle tıbbi anlamda detaylı bir bilgiye sahip olmadan bunu kelle paçaya falan da girmeden diyorsun. Biz az önceki programda biraz onu icrettik. Dua muska satıyorlar. Bugün birisi yazıyordu. Koronavirüs muskası. Evet evet, fiyatını da yazmışlar. Koronavirüsten korur diye. Ya şöyle bakıyorum Barış'cığım. Şimdi gene finansal piyasalarla entegre etmeye çalışıyorum ben fiyatlamayla birlikte. Bugün aşısı bulundu dedikodusunun bile pozitif anlamda bir tepki verdirdiği, bir en azından içerideki bizim piyasalarda verdiği diye tepkiyi görebildik. Kurda 3-4 kuruşluk bir gerileme. Borsada bir alım toparlanma. Olmuş. Bunun gerçekleşmesi durumunda yani bir şekilde bir süre sonra tıbbi anlamda bir çözüm bulunması veya daha ciddi buna dair açıklamalar gelmesi durumunda finansal piyasalarında o ihtiyaç duyduğu düzeltmeyi tamamlamış olabileceğini düşünüyorum. Bunu söylediğim gibi temel bir veriyle söylemiyorum, sadece biraz fırsatçı bir piyasa yatırımı açısından. O yüzden henüz benim çok endişe edeceğim şey değil ama başta söyledim ya, süre uzarsa yani bir süre daha, birkaç hafta daha bu iş, vaka sayısı Avrupa'da yayılması vesaire değil mi? Bu iş gündemde kalıp da Çin hakikaten izole bir biçimde hayata devam ediyorsa o zaman daha büyük sorunlarımız var demek. Düşüşler alım fırsatı diyebilir miyiz? Yani tüm piyasalarda, riskli varlıklarda Mete Yüksel ne dersin? En nihayetinde olur ama onun sınırını nasıl kestireceğiz? Yani ne kadar bir düşüş, bir alım fırsatı, bunu rakamsallaştırıp bir kontekste koymak lazım. Bence daha yolumuz var. Bir de öyle bir yola çıkartıyor ki bu bizi. Faizler yükseliyor. Faizler yükseldiği zaman hani en basit finansal anlamda baktığımız zaman sermayenin maliyeti yükseliyor. Bizdeki sermaye faizlerden bahsettik değil mi? Yani çünkü ABD 10 yıllıklarında 1.40'ın da altında doğru iniş var. Evet, yani riskli varlıklara satış geldiği zaman mesela tahvile, bütün gelişmekte olan piyasa tahvillerini düşünelim. Tahvillere satış geldiği zaman bunların faizi yükselir, fiyatları aşağı düşer. Güvenli limanlara kaçış olur. Güvenli liman dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri tahvili. Ondan dolayı da zaten şu anda gördüğümüz bu 1.36'lık seviyeleri görüyoruz. Herkes Amerikan tahvilinde saklanmaya çalışıyor. Herkes altında saklanmaya çalışıyor. Başa saracak olursak tahvillerdeki, faizlerdeki yükseliş, gelişmekte olan piyasalar ve Türkiye için de yani doğrudan sadece temel analiz anlamında bir kere fiyatlamaları aşağı çekiyor olması lazım borsada. Çünkü hisse değerlemesinde bir numaralı girdi. Bir de hani biz bulduk bir aşı. İşte hayvanlarda deneyeceğiz, sonra insanlarda deneyeceğiz. Bir sene sonra bu kullanılmaya başlayacak. Yani bir sene olmasın, 6 ay olmasın, 3 ay sonra olsun bir mucize eseri. Çok hızlı bir şekilde aşı çıkmış olsun. Aşı çıkmış olmasına rağmen tekrardan İnsanlar seyahat etmeye başlayacaklar mı? Tüketmeye başlayacaklar mı? Bunun da bir herhalde
bir miktar daha devam edecek bir kalıcı etkisi olacaktır. Yani yine de büyümeler bir anda yukarıya doğru gitmeyecektir. Bunun hani daha uzun vadeye yayılmış etkilerini de düşündüğümüz zaman çok basit bir şekilde bunları söyledim. Bunun üzerine ikincil etkileri de vardır. Bu hani vicious cycle kendi kendine tetikleyen bir negatifler zincirinde ortaya koyacak. Yani mesela tahvil faizleri yükseldiği zaman bankaların işte karı düşer. Bankaların karı düşeceği için satış gelir. Yabancı daha fazla sattığı zaman gelişmekte olan piyasaların para birimleri daha fazla değer kaybeder. Daha fazla değer kaybettiği zaman gelişmekte olan piyasalarda enflasyon daha da artar. Enflasyon arttığı zaman faizler daha da yükselir gibi kendi kendine sürekli tetikleyecek bir sarmala sokacak. Peki araya Nuri Sevgen'i dinlemeden Murat Salar'a Amerikan 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşü de bir değerlendirmesini rica edeceğim. Bu da yine belki bir Fed'den bir faiz indirimine, olası faiz indirimine bizi götüren bir tablo mudur? Bu Amerikan 10 yıllığındaki düşüş bizim TL varlıkları açısından, bizim faiz tablomuz açısından ya da TL varlıkları bakış açısından bir şey ifade eder mi? Ederse ne eder abi? Bence Barış'cığım o riskten kaçış. Yani başta konuştuk ya, senkronize bir hareket var. Yani hisse senetlerine satış geliyor çünkü en riskli varlıklar onlar. Altında en güvenli liman olarak adlandırdığın altında alış var. Gelişmiş ülkelerin, büyük ülkeler dediğimiz dünya üzerindeki ülkelerin sabit getirili enstrümanlarında, menkul kıymetlerinde de yine alış var. Yani faizler aşağı gidiyor. Dolayısıyla bunun riskten kaçışı tasvir et deseler böyle tasvir ederiz. Bizdeki tahvil faizlerindeki artış bence birkaç sebeple, yani salt buradaki gelişme değil de, birincisi kur yükseldiği zaman bizde enflasyon yükseliyor. Yani enflasyona geçişkenliği bizde 30-35'lere geldi kurun. Ve kur da yükseliyor bir süredir. Yani sadece bugüne özgü söylemiyorum. Daha öncesinde de yükselmeye başladı dolar TL. Tabii. Hatır sayılır bir, yani sıkıştığı zaman birimi açısından baktığın zaman %4-5 civarında bir artış var dolar TL'de. Bir kısmı parite etkisi, bir kısmı da TL'nin değer kaybı. Ama bu arada TL benzer ülkelerin para birimlerine göre yılbaşından bu yana farklı bir kayıp oranı yok. Hemen hemen ortalarda duruyor. Nispeten iyi bile. İyi bile. Murat abi, onu gösterelim istersen tabii, izninle. Sene başından bu yana baktığımızda dolar TL hareketine biz %2.8 değer kaybetmişiz. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Brezilya reali %8, Güney Afrika randı %7, Peso %6, %7'ye yakın aşağıda. Türk lirası %2.8 yıl başından bu yana hareket. Doğru. Evet. Gene geçen senenin çok iyi performans gösteren ülkeleri var. Brezilya gibi, Güney Afrika gibi. Bize göre daha doğrusu daha iyi, özellikle Brezilya. Şöyle baktığın zaman ben tahvil faizlerindeki yükselişi kendi adıma normal karşılıyorum. Yani virüs olmasa bile yükselmesi gereken veya belli bir yerde tepki vermesi gereken bir noktada tahvil faizleri. Çok altını dolduramadığımız bir gerekçeyle aşağıya gelmişti bence Türk lirası cinsi faiz oranları. Çünkü kur yükseliyor. Kur yükselmese bile enflasyon beklentilerinde tahvil faizlerindeki o bundan birkaç hafta önce gördüğümüz düşüşü haklı gösterecek bir enflasyonda düşüş beklentisi yok. Dolayısıyla normalize oluyor aslında. Çıktığı normal patikadan normal bir yerlere dönüyoruz. Bunun üzerine kur artışı eklendi. Kur artışıyla birlikte enflasyonda önümüzdeki dönemde bir tık daha bir bozulma. Enflasyonda bir ikinci kısmı sadece maliyet artışı, yani kur maliyet enflasyonunu etkiliyor. Bir de talep enflasyonu dediğimiz şey var. Biliyorsun Merkez Bankası geçen hafta faizi indirdi. Hatırı sayılır bir likidite enjeksiyonu var. Yani kredi üzerinden büyüme isteği, iştahını çok net gözlemleyebiliyoruz. Hatır sayılır da bir kredi büyümesi gözlemliyoruz. Dolayısıyla enflasyon açısından daha az önlem aldığımız bir dönemde, evet, enflasyonun yükselme potansiyeli taşıdığı bir dönemde TL tahvil faizleri yukarıya gidiyor. Bu benim için normal. Ama önemli olan, tekrar söyleyeyim, virüs işinin uzamaması burada bana sorarsan tepki alımlarını her tarafta
görebiliriz. Peki bir efendim Nuri Sevgin ekranları getirelim. O bakalım nasıl yorumlamış. Onu dinledikten sonra biraz sorularınıza, mesajlarınıza bakacağım. Murat Salar ve Mete Yüksel'le sohbetimizi sürdüreceğiz. Gerekli şekilde satılmadı herhalde. Zaten El Arian'ın da zaten bununla ilgili bir açıklaması vardı. Sabah gördüm ben de manşetlerde. İşte gerekli herhalde satılmadı, bundan sonra daha sert satılır falan diye. Bence koronavirüsün işin bahanesi, hala aynı fikirdeyim. Tamam, bir etki var. Ama bu bir sebebe dayalı düşüşlerden hiçbir zaman korkmam. Yarın bir sebep ortadan kalktığı zaman ortalık daha iyi toparlar. Evet, piyasalar açısından bir haber akışı anlamında can sıkıcı. Ama bir türev piyasa yapısı itibariyle baktığınız zaman aksine volatilitenin yükseldiği, farklı para kazanma yöntemlerinin ön plana çıktığı, daha bizim açımızdan sıkıntılı olmayan piyasa. Maalesef hala mantık şöyle çalışıyor. Borsaların düşmesi, piyasaların düşmesi kötü, yükselmesi iyi değil. Alakası yok. Piyasalar düşecek, çıkacak, oynayacak. Oynayacak, volatilite olacak. Traderlar para kazanacak ya da piyasada işten yapanlar o dengeyi bulacak, fiyatlama yapılacak. Çünkü çok hızlı çıkan piyasaların bir düzeltmeye ihtiyacı vardır. İşte bu düzeltme biraz sert geldi çünkü çıkış da sertti. Biz de içeride aslında istersen dışarıya göre o kadar düşmüyoruz diyebilirim ama tabii bu düşüşün bence sonlarına yakın bir yerdeyiz. Yani biraz fazla, yani özellikle içeride tarafta biraz fazla abartılı diye düşünüyorum ben bu noktada. Efendim, Bloomberg.com'dan gelen şöyle biraz mesajınıza bakalım. Sonra Mete Yüksel'e ben soruları ileteceğim. Bakalım neler var. İçinde bulunduğumuz bu dalgalanmada güvenli liman altın demiş izleyicimiz. Bu devam edecek mi? Konuşalım. Borsada kapanışa doğru gelen tepki alımları Avrupa ve Amerikan borsalarına gelmediğine göre aşı haberi yalan mı? Mehmet Şengül Bey, yani aşının böyle resmi kaynaklardan Çin aşıyı bulduk, insanlar da denedik, bu işe yaradı, bu işi çözdük gibi bir açıklaması yok. Yani bunun altını çizelim. Böyle bir durum şu an için söz konusu değil. Denemeler yapılıyor, hayvanlar üzerine testler muhtemelen yapılıyordur. Mete Yüksel daha önce tırnak içerisinde söylüyor, bir boğaydı yani. TL varlıkları için, Borsa İstanbul için oldukça eğim, azılı bu aydı yazmış hatta. Ben biraz ufak böyle şey yaptım. Ne derler? Sana söyledim diyeyim. Her mesajı canlı yayında okuyoruz ama söylemiş de oldu. Şimdi diyor, acaba ne diyor? Ayılar paramparça yaptı piyasaları demiş. Serkan Bey sormuş. Soracağım. Bizim borsa Avrupa ve Amerika'ya göre daha az negatif. Ne olacak demiş. Virüs korkusu ne zaman son bulur? Servet Bey sormuş. Efendim sağ olun, merakla ve beğenerek takip ediyorum demiş. Günen Bey, sadece virüs değil Türkiye'nin diğer risklerini de irdeler misiniz? Emine Lale Hanım, konuşacağız. Yani ben zaten gündemde söyledim, jeopolitik risklerimiz de var diye girişte. Amerikan borsalarının düşüşü yarın bizi nasıl etkiler diye yine efendim İbrahim Bey'in de sorusu var. Bloomberg.com'dan gelen, sizler göndermeye devam edin, ben okumaya çalışacağım. Ekonomimiz için hep bir hikaye ihtiyacı var diyorduk. Korona dünya ekonomisi için bir hikaye midir demiş. Valla iyi bir hikaye olmadığı kesin şu an için. Çünkü aşağı doğru geliyor. Bir felaket senaryosu mu var diye yine soran izleyicimiz var. Murat Sağman'a selamlar. O da demiş ki 2020 yılı gerçekten ilginç bir yıl diye göndermiş. Buradaki kastı dünkü maç değil dünkü, mi? Dünkü maç, hani biz unutmak istiyoruz. Kötü haberler geliyor noktasında. Ama Murat'ı da tebrik edelim bir Galatasaraylı, evet, olarak. Hakikaten yayın başında söyledim. Galatasaray hak ederek çok maç naziksin kazandı. Abi çok teşekkürler. Mete Yüksel, TL özellikle kur hareketi konusunda sanırım bir şeyler söyleyeceksin. Evet, yani ayıya dönüşmek için yıldızlar sıralanıyor. Onu söyleyebilirim. Yani bayağı düzgün bir şekilde sıralanıyor. Evet. Bu kur hareketinde de hani dolar TL tarafında, yani şimdi gelişmekte olan, tamam, piyasalara kıyasla daha korunaklı kaldığımız ortada ama emtia ithalatçısı ile emtia ihracatçısı ülkeler dağılımı gibi bir şey var aslında önümüzde. Biz yani emtia biz ithalatçısı olduğumuz için bir numarası petrol ve doğalgazdır. Birazcık ondan istifade ediyoruz. Bu elbette bir gerçeğimiz. Bunun yanında elbette ki swapların yok olması. Yani bir yabancı bir kurumun bir kere dolar TL üzerine spekülasyon yapması için, yani TL'nin üzerine oynaması için, TL'nin değerini düşürmesi için dolar TL'yi satıyor olması. Dolar TL'yi satmak için elinde TL olması lazım. TL'yi de eğer Londra swap piyasasından bulamazsan satamıyorsun. Satamadığın zaman da değerini düşüremiyorsun. Yani
bu %25'ten 10'a inme olayı, tamam, bankanın öz sermayesine oran olarak konuştuğumuzda 25'ten 10'a düşürüldü dediğimiz şey, ama tavsiye edilen şey onda değil. Yani hiç vermeyiniz lütfen tavsiyesi de var. Ondan da o TL yok zaten. Onun için üzerine kimse oynayamadı. Hani şey yapılıyordu bir zamanlar. Ben bankaları satayım, sonra gideyim işte Türk Hava Yolları ile Aselsan alayım. Yani bankaları satmak sürede TL yaratayım. Veya bunu tam tersi yapayım. Bankalarda mesela açığa satış yasağı var. Onun için bankaları satayım da TL elde edeyim de götürüp satayım da ötekileri falan gibi bir şey de yapılamadı. Onun için TL elbette korunaklı kaldı. Nispeten korunaklı kaldı değil mi? Evet, nispeten. Yani diğer, yani Brezilya'ya, Güney Afrika'ya vesaireye baktığımız zaman TL'nin çok iyi direndiğini görebiliyoruz. Evet. Üzerine tabii tanzim satış etkisi vesaire de var. Neyse. velhasıl. Evet. Velhasıl. Yani kamu bankalarının aktif olmasından söz ediyorsun, evet, evet, sanırım. Kamu bankaları çok aktifti, doğru. Evet. Şimdi bu ayıya dönüşmek için yıldızlar sıralanıyor mevzusuyla ilgili olarak da yukarıdan aşağı gelecek olsak, biraz önce bahsettiğim Amerika'da enflasyonun artışı ve büyük ihtimalle daha da artma riski taşıyor olması Fed'in birazcık elini bağlayacaktır. İşte hem varlık balonu şişirmeyeyim, hem %2'yi de hedefimiz 2,5-3, nereye gidiyoruz biz? Hani bir şekilde ayak sürüyecek bence piyasayı, eskisi kadar çok likiditeye boğma eğiliminde olmayacaktır. Onun dışında şimdi faizler tıkır tıkır yükseliyor. Tahvilde bizim gösterge tahvil, 10 yıllık tahvil 200'er puan yükseldi. 12,5'lara geldi. 200'er puan yükseldi ve 200'er puan yükselirken de Merkez Bankası faiz indirirken yükseldi. Yani artık Merkez Bankası'nın faiz indirimleri mevduat tarafında da yani en iyi geride kaldı. Bundan sonraki haftalarda bence sürekli olarak tahvil faizindeki yukarı harekete benzer hareketi mevduat faizinde de göreceğiz. Biz ne konuşuyorduk Barış bir ay önce? Bankalar %9'la mevduat toplayıp 9'da KOBİ'lere kredi kullandırıyor diyorduk. Hani 3A reytingli şirketler 8-8,5'la da kredi kullanabiliyordu. Hani rotatif krediden bahsediyorum. Şimdi bu, eğer ki mevduat faizleri yükselecekse, bir kere spread büyük ihtimalle 3. çeyrekte, 4. çeyrekte negatif tarafa doğru ilerliyor olacak. Yani sıfırın daha altına inme riski var bankaların spreadlerinin. Bir bunu koyalım. 200 puan faizler artmış. Bankalar 200 puan ciddi mi? Çok ciddi bir rakam. Yani başlangıç noktasına 12, bakarsan onlardan 12,5'lara geldik şurada. Hayır, %25 bir artışa denk geliyor. Hani evet, öyle majör bir şeyden bahsediyoruz. Piyasaya göre değerleme zararı yazıyor bankalar. Tabii yani 3 tane portföy var. Bankalar genelde available for sale, yani alım satım amaçlı var, satışa hazır var, bir de vade sonuna kadar tutulacak var. Genelde available, yani satışa hazır menkul kıymet olarak tutuyorlar bankalar. Bu da şu anlama geliyor: öz sermayenin altında zararı takip edecek. Yani bankalar aslında öz sermayelerini eritiyorlar şu anda. Kâra değmeyecek ama öz sermaye eridiğinden dolayı bir kere kredi verme kapasiteleri azalacak. Ha, bir bölümü de elbette ki gelir tablosundan da geçecek. Yani piyasaya göre değerleme zararları tahvillerin bir, spreadlerdeki azalış iki, üzerine hiç beklemediğimize bankalar bütçelerini oluştururken hiç öngörmedikleri bir şekilde çok büyük bir komisyon gelirlerine darbe indi ki Mart ayından yeni sonra göreceğiz biz bunu. Evet, ama bunun acısı henüz çıkmaya başlamadı. Daha hani, çıkmadı mı? Tabii ikinci çeyrek ve sonrasında göreceğiz ve büyüklük olarak şöyle söyleyeyim, bizim ilk başta düşündüğümüz gibi de değil olay. Biz hani kâra etkisi veya komisyon gelirlerinin etkisi, ki kâr etkiyle aynı oluyor. Çünkü komisyon gelirleri eşittir vergi öncesi kâr kadar bir rakam bankalarda. %5-10 arası diyorduk. Şimdi bakıyoruz, yani %20 ila 30 arasındaki kısmı komisyon gelirlerinin kaybedilebilir gibi görüyoruz. Yani bunların hepsini koyduğumuz zaman bankalar endeksin işte %25-30 civarını oluşturuyor. Yani bankaya sahip olan holdinglerin de etkisi var. Bunun üzerine işte emtiaya hassas olan bazı şirketler, sektörler var. Onların da hani bir takım hava yolları oluyor. Yani baktığın zaman hangi sektör ve hangi hisse bu borsayı sürükleyecek de yükseleceğiz de ben
bir şey bulamamaya başladım. Yani ihracatçıları konuşuyoruz ama ihracatçılar da Avrupa'ya ihraç ediyor. Eğer ki Avrupa tüketmeyecekse, ha derim ki Tofaş güzel, en azından al ya da ödesi var. İtalya almaz ise Tofaş'tan araba, parasını ödeyecektir. Bu EBITDA marjını bile arttırır. %9'a temettü verimi var. 1-2'dir bunun adı yani. Daha fazla hikaye yok. TL varlıklar için iyimserlik, kötümserlik bu noktada ne dersin? Bir de fon, yani bono, euro bondları soranlar var. Hazır Murat Salar buradayken fonları performansını, yani bu noktada ya da hangi noktada yer almalıyız fonlar açısından diyen izleyicilerimiz var. Belki parayı emanet açısından. Selçuk Hercihan Bey, Mete Bey'in diyor komşusuyum. Var mı hocam? Böyle doğrudur, evet. Sapanca'dan komşusu. Sapanca'dan komşusu. Selamlar, sevgiler. Sana yazıyor. Lütfen diyor. Sapanca'dan yazmış komşusu, biraz da yatırım fonları, Eurobond konuşalım lütfen. Onun da böyle bir arzusu var. Ne dersin TL varlıklar için bu noktada Murat Salar? Belki Barış'ım Türk varlıkları diye söylersek Eurobond'u da onun içine katabilirim. Tamam. İyi tarafından baktığın kısımları var Türkiye açısından. Kötü tarafından baktığın, yani bardağın iki tarafı da var. İşte global riskten kaçınma. Bizim aslında Türk lirasının bağışıklık sistemini en fazla zayıflattığımız döneme denk geldi. Yani faiz indirimlerine devam ettiğimiz yaklaşık işte 7-8 aydır, geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana hızlanarak devam ettiğimiz faiz indirimleriyle birlikte. Hatta bu ay yapmaz dediği noktada bile 50 puan yapıp hani ben devam ediyorum mesajını veren. Doğru. Faiz aslında indirimi. Oradaki repodaki faiz, hani artık ne kadar efektif veyahut da swap'la verilen para, ama bu bir gösterge yani, en azından bir kıble gösteriyor. Yani Merkez Bankası'nın ne tarafa doğru gitmek istediğini veya yönlendirmek istediğini ekonomiyi. Şimdi global riskten kaçış, söylediğim gibi Türk lirasının bağışık sistemini, faiz üzerinden yaratılan bağışık sistemini en fazla zayıflattığımız döneme denk geldi. Bu bir risk. Kredi büyümesinin çok ivmelendiği bir dönemdeyiz. Bu yine Türk lirasının değer kaybı açısından bir risk, cari açık yaratmak vesaire diye. Ama iyi tarafından bakarsan da Türk varlıkları diye söyledim ya, petrol fiyatları da hiç olmadığı kadar düşük. Şimdi ne taraftan baktığına bağlı. Biz Türk varlıkları içerisinde en güvenli alanın, yani şu anda en rahat hissettiğimiz alan Türk bankalarının Eurobond'ları. Orada hani gönül rahatlığıyla yatırım yapılabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadesinden orta uzun vadesine kadar yani. Neden orada? Yani orada kur, yani hangi etkilerle Euro, Türk bankalarının Eurobond'larını tercih ediyorsunuz? Hangi gerekçelerle? Şöyle, birincisi dolar cinsi, yani bu kağıtların çok büyük kısmı, hazinenin çıkardığı haricinde, küçük bir parça haricinde çok büyük kısmı Amerikan doları cinsinden faiz ödüyor. 6 ayda bir kupon ödüyor. Bu tür teknik ayrıntıları var. Dünyada dolar cinsi faizlerin çok düşük olduğu bir ortamda biz ona Amerikan 10 yıllıklarıyla bizim faiz farkımıza Z-spread diye baktığımız bir şey var. Öyle baktığın zaman hatır sayılır bir yerdeyiz. Yani CDS'le vesaire de karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla dünyada global ölçekte bu denli yüksek Amerikan doları cinsinden faiz ödeme pek kalmadı. Ülke riski, ülkenin reytingi vesaire, bunların hepsi bunda bir parametre. Ama diğer taraftan biz bu bankaların finansal yapılarını biliyoruz. Türkiye'nin en tepedeki birkaç bankasından bahsediyorum. Onların finansal yapılarına dair bir fikrimiz var. Ülke, evet, jeopolitik riskler vesaire, bunların hepsi konuşulabilir, tartışılabilir. İşte uygulanan para politikaları zaman zaman tartışılabilir, eleştirilebilir. Ama diğer taraftan bankaların finansal yapılarının bu borçları ödemeye çok uygun olduğunu yakın geçmişte gördük. Yani Vakıfbank'ın bir Eurobond'u vardı, işte callable diye adlandırdığımız, çağrılabilir. İstese 5 yıl daha devam edebilirdi ama ana parayı ödemeyi tercih etti. Ödedikten sonra da önceki Eurobond'una göre daha düşük bir faizle borçlandı. Bu bir veri. Vakıfbank'ın arkasından TSKB ihraç yaptı. İş Bankası ihraç yaptı. Hazine iki ayrı vadede yaptı. 5 yıl ve 10 yıl.
Hepsi hatır sayılır talepler gördüler. Bu faiz oranları bütün global ölçekte de çok cazip. Diğer taraftan Türkiye'de bankalarda 200 milyar dolar civarında bir DTH var. Kurumsal ve bireysel toplam olarak söylüyorum. Tabii ki DTH'in ortalama vadesi çok daha kısa Eurobondların vadesine göre. Ama döviz tutma isteği Türk halkında var. Yani tasarrufların, kayıt içinde olan tasarrufların, bankalarda olan tasarrufların %50'sinin döviz olduğunu düşünüyoruz. Yastık altında olan veya kayıt dışında olan tasarrufların %100'ü döviz. Yani ya altın ya Amerikan doları, euro. Böyle olduğu zaman gayrimenkulü dışarıda bakarsınız. Bizde tasarrufların dağılımına baktığında gayrimenkul önemli bir tasarruf. Tasarruf aracı. Onun dışında kalanlar da belki dolar cinsi yatırım %70'lerde falan. TL cinsi ona göre çok az. Şimdi eğer bu cins bir yatırım yapıyorsanız yıllık %7-7,5-8'e yakın getiriler çok ciddi getiriler. Yani TL'de de bugün banka yatırdığınızda o kadar getiri alıyorsunuz. Yani aşağı yukarı. Tabii ki. Neti tabii stopajı falan düştükten sonra 7'ler falandır herhalde. Öyle. Eurobond'da da işte gelir vergisi var vesaire. Hani, ama onun için Eurobond fonları biraz daha avantajlı oluyor. Özetle hani çok Eurobond konusu sordun diye söyledim. Eurobond'ların çok biz cazip olduğunu düşünüyoruz ve şiddetle de öneriyoruz. Hem içeride konuştuğumuz yatırımcılara hem yurt dışında konuştuğumuz yatırımcılara. Türk varlıklarının diğer kısımlarına baktığın zaman söylediğim gibi virüsün süresinin uzamayacağını varsayıyoruz. Hisse senetlerindeki cazibenin henüz azalmadığı kanaatindeyiz. Uzunca bir süredir TL sabit getirili varlıkların cazibesinin azaldığını düşünüyorduk. Eğer tahvil faizlerinde özür dilerim bir miktar daha yükselme olursa orası da cazip hale gelebilir. Yani sermaye getirisi almak açısından dolayısıyla biraz daha biz fırsat gibi bakıyoruz. Bizim yatırım perspektifimizde alıp taşıdığımız menkul kıymetler var. Eurobondlar buna örnek verebilirim. Hisse senetleri için de hala orada oyun alanı olduğunu düşünüyoruz. Biz henüz satıp çıkma aşamasında değiliz. Peki. Eurobondlara ilişkin bir şey ekler misin banka Eurobondlara? Soru hemen bir araya gideceğim. Çok kısa şunu söyleyeyim. Yani ben de bir Eurobond serbest fon yatırımcısıyım ama şunu unutmamak lazım. Vade sonuna kadar tuttuğun zaman çok güzel getirisi var dolar bazında. Ama arada es kaza çıkman gerekirse özellikle böyle volatilitesi olan günlerde biraz sermaye piyasası kaybıyla çıkma riski de olabilir. Onun için vade sonuna kadar bekleyebilecek sabrı ve durumu olan kişiler için daha iyi olabilir. Peki bir araya gidelim. Aranın ardından efendim Murat Salar ve Mete Yüksel'le sohbetimiz devam edecek. Araya giderken Ali Rıza Bey'i de dinleyebiliriz. Ali Rıza İncekara, BGC Partners Genel Müdürü. O da TL noktasında ve borsa noktasındaki değerlendirmelerini alalım. Sonra bir ara ardından buradayız. Faizlerde ya özellikle enflasyonun nerede olacağını ya da enflasyon beklentisine bağlı biz açıkçası %10'lar seviyesinde bu sene olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki sene bir parça daha azalmasını bekliyoruz. Ya o zaman 12-13 gibi bir rakam 2 senelik faizlerde daha mantıklıdır diye düşünmek lazım. Kısa vadede ise esasında yani TL'de bence kalmak hala mantıklı. Ben özellikle reel efektif endeks se baktığım zaman TL'nin hala cazip olduğunu görüyorum ve TL tarafında kalmak özellikle Türkiye'de yatırımcılar için daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Ha, onun için de bu fiyatlarda borsa bence gayet iyi bir alternatif olmaya devam ediyor.
Tahvil faizlerinin yükselişi bankacılık sektörü için olumsuz. Mete Yüksel, TV Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bir önceki bölümde değerlendirdi. Banka Eurobond'larını cazip buluyoruz dedi. Murat Salar, Azimut Portföy Genel Müdürü yine bir önceki bölümde. Hasan Mengelli Bey, Amerikan borsalarının bu düşüşünden sonra yarın bizim borsamız ne olur? Bir ekranda rica edelim Amerikan endekslerindeki o satışı. Nasdaq'a bakıyorum, yine %3,5'a yakın aşağıda. Dow Jones 873 puan bir ara 1000 puanlık bir düşüş görmüştük. Şu anda da gayet yüksek, %3'ün üzerinde satış devam ediyor. S&P'de de 100 puana yakın yine bir geri düşüş söz konusu. Borsa İstanbul'da bugün 114.789'dan kapandı. O böyle seansın sonuna doğru bir ufak bir alım oldu. Murat abi de ifade etti. Mete Yüksel, o aşı bulundu falan diye bazı böyle sosyal medya ya da tırnak içerisinde haber sitelerinde diyelim, tırnak içerisinde haber sitesi diyorum, yer alan haberler mi? Yani evet, aşı ondan çünkü dolayı bulundu. Ondan dolayı mı abi? Bu nasıl iş ya? Aynen. Yani Amerika. Evet, bir arada yani bizim Viyop şu anda açık zaten, işte %2,6 falan aşağıda. Hı hı. Fiyatlamanın ne kadar olacağını görebiliyor yani kapanış ve şimdi arasında kaç puan varsa 0,5 falan var galiba. Hı hı. Anımsayabildiğim kadarıyla öyle bir etkiyi fiyatlıyor gibi Viyop. Borsa İstanbul'da evet. Bir iyimser, hani Borsa İstanbul'da iyimser olman için hangi böyle bir habere, aşı bulunsa anladık yani. Bugün herhalde bir anda hepimiz coşacağız Borsa İstanbul için. Sen iyi haber akışı ne gelirse daha Mete Yüksel pozitife döner Borsa İstanbul için. Yani bugün tabii şey de vardı, Halkbank'la ilgili de bir haber akışı vardı. Amerika ile ilişkilerimiz toparlayacak, Rusya'dan uzaklaşıp Amerika ile yakınlaşacak mıyız derken, işte o taraf şu olursa hani... İşte OFAK tarafı var bizim. İşte diğer taraftan katsa yaptırımlarıyla ilgili bir haber akışı beklentimiz var. Hani Amerika ile Türkiye'nin yakınlaşmasıyla ilgili bunlardan bir tanesinin çöpe gittiği, böyle bir yaptırım gelmeyeceği gibi algılanabilecek bir yakınlaşma Amerika ile bizi fevkalade pozitif etkileyecektir. Ya da bu işte 5 Mart'ta büyük zirve yapılacak, orada İdlib'le ilgili bir hani mutabakat, yakınlaşma, Rusya ile gerginliğin azalması, bu jeopolitik tarafta gerginliklerin azalması Türkiye için pozitif algılanacak bir durumdur. Hmm. Onun dışında hani regülatörün yapabileceği bazı şeyler var. Bankalar mesela ya, genelde bankalar aleyhine demeyelim de bankaların karlılıklarını azaltan düzenlemeler geldi. Ama bankalarda buna karşı tepki olarak konuşmaya çalışıyorlar. Dertlerini izah etmeye çalışıyorlar. Biz bu kadar hızlı kredi veriyoruz, çok uygun faizli ama kendimizi biz bedavadan kullandırmıyorduk ki. Komisyon gelirleriyle kompanse ediyorduk. Onu da benden alırsan faizi de aldın, komisyonunu da aldın. Ben nereden para kazanacağım? Belki burada bankalara doğru bir adım atılarak aşamalı yıllara sirayet eden bir geçiş uygulanırsa komisyon tarafında, belki o tarafı kutlarız. Sırf spesifik Türkiye Türk bankaları. Böyle bir düzenleme olma ihtimali var mı? Var. Bankalar bunun için bir çaba gösterme halindeler şu anda. Yani olmaz. O komisyon bakalım gelirlerinin tırpanlanması noktasındaki adımın kademeli olarak bir geçişi noktasında. Evet, böyle bir şey yapılabilirse bankalar bunu kutlarsa borsa için pozitif bir şey olarak algılarız bunu. Yani Amerika ile yakınlaşma, 5 Mart'ta işte Rusya ile ve zirveden pozitif bir şey çıkması veya gelmiş olan regülasyon baskısıyla ilgili bir takım şeylerin hafiflemesi genel olarak borsa için olumlu algılanır. Murat abi, sana döneceğim ama Mete Yüksel şunu sorayım. Amerika ile yakınlaşma dersen Rusya ile uzaklaşma oluyor bu. Evet. Piyasa. Kavga etmeden de uzaklaşabilirsin yani. Kavga etmeden uzaklaşma, güzel evet tabir oldu. Yani hani şunu soracağım. Yani Borsa İstanbul için tırnak içerisinde sevinmek açısından Amerika ile yakın olduğumuzda, yani umarız tabii senin dediğin o, ama Rusya ile de kötü oluyoruz. Şimdi piyasa, Borsa İstanbul'da yatırım yapanlar, senin bakışın, Amerika ile iyi olduk diye sevinerek Borsa İstanbul'u alır mıyız, yoksa Rusya ile birçok noktada bağımız var. Yani turizmden S-400'e, nükleer santraline, Suriye'deki operasyonlara kadar. Rusya ile Amerika ile iyi olduğumuz için daha kötü oluyoruz, satar mı? Ya da bunu ikisi birbirini dengeler, nötr mü kalır? Rusya ile iyi olduğumuz dönemde yabancıların dipsteki payı
10 puan falan düştü. Şu anda 9.3, hiç tarihte olmayacak dediğimiz seviyelere geldik. Yani Rusya ile iyi olmak yabancı yatırımcıları Türkiye'ye karşı daha yakınlaştırmadı. Amerika ile aramızın daha iyi olması, belki rating şirketlerinin de bize daha pozitif yaklaşmasını, Amerika'da ki büyük emeklilik fonlarının Türkiye'ye gelme konusunda daha hevesli olmalarını falan doğurabilir mesela. Bunu düşünebiliriz. Ne dersin abi? Hem bu jeopolitiksel hem bu konular. Amerika ile yakın olmayı finansal piyasaların her zaman tercih etti. Benim açımdan da tartışmasız bir gerçek. İnsani anlamda tercih ettiğimiz diyelim ama finansal piyasaların... Aynen, tabii biz onu konuşuyoruz. ...tercih edeceği kısma bakıyoruz. Şimdi Rusya Amerika ile yakınlaşıyoruz diye bize küsmez. Rusya ile Türkiye'nin şu anda diyalog ekseni Suriye politikası üzerine. Yani içinden geçtiğimiz jeopolitik risk diye adlandırdığımız Türkiye'nin güneyinde yaşanan süreçle alakalı. Rusya açısından yaşamsal bir nokta ve aslında bundan neredeyse 7-8 yıl önce yıkıldı diye bakılan Esad rejimini canlı tutan Rusya'nın o desteği. Dolayısıyla Rusya bize, tekrar söylüyorum, Amerika ile yakınlaşıyoruz diye küsmez. Suriye politikasında kendi politikalarına ters düşen açılımlar yaptığımızda düşebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye kartını nasıl oynayacağı bir sonraki dönemdeki dış ilişkilerini veyahut da jeopolitik konumunu belirleyici ilk yakın vadedeki denklem. Borsa için hala hani çok kötü bakmıyoruz Borsa İstanbul'a dediğin noktada bu 5 ayın 5'indeki zirvede temel noktalardan bir tanesi mi? Yani çünkü en azından şunu herhalde düşünürüz. Tabii Allah korusun kötü bir şey olmadıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği o son tarih Esad en azından 5'ine kadar sanki uzayacak varsayımı mı şu an? Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda ay sonuna kadar süre verilmişti. Ancak şimdi Türkiye açısından çok rahatsız edici kısmı şu. Oradan şehit haberleri geliyor son bir aydır. Ve yani hakikaten çok rahatsız edici bir biçimde geliyor. Çeşitli görüntülerde dolaşıyor internet üzerinde. Ama Türkiye şu anda onunla ilgili duygusal bir tepki vermedi şu ana kadar. Dolayısıyla diplomasiyi çalıştırıyor. Yani aldığımız, en azından şu ana kadar aldığımız mesajlar. Aslında provoke olması için çok şey var Türkiye'nin. Çok tahrik eden bir süreç de var. Ancak bu itidalli yaklaşım, her şeye rağmen bu itidalli yaklaşımın eğer eldeki veriler buysa devam edeceği sonucunu çıkartıyorum ben. Diyalog kurmaya çalışıyor Türkiye, diyalog yoluyla çözmeye çalışıyor. Senin söylediğin gibi 5 Mart bir tarih. O dönemde bir şekilde bunun bir sağduyuyla, bir artık orta yolu her neyse, o tarafları taraflar arasında bulabilirse eğer, Türkiye bu süreci pozitif bir biçimde atlatmış olur. Amerika ile yakınlaşma somut artık bence. Yani Ukrayna ile olan destekten tut da birçok konuda Türkiye'nin Suriye'deki attığı adımları Amerika'nın desteklemesine kadar son yani bir yıl geriden işte 2-3 yıl daha geriye gittiğimizde Richard Branson işinden bu yana gördüğümüz en pozitif atmosfer. Rusya ile ilişki ise Amerika ile kötü oldu diye Rusya bizle iyi olmadı. Rusya'nın Suriye politikasında eğer karşılıklı bir şekilde orta yol bulunabilirse Türkiye bu süreci diplomatik anlamda olumlu tamamlamış olur. Teşekkür ederim. Bir Melike'ye döneceğim. Bu sert satışa bakalım. Hangi yorumları ekleyecek sevgili Melike? %3-3,5 arası bir geri çekilme devam ediyor Amerikan endekslerine son bir saate girdiğimizde. Barış Dow Jones tarihinde gördüğü en kötü ikinci düşüşü görüyor, yaşıyor. Bin puana çıkmıştı bir ara. Şimdi senin de dediğin gibi 900'lere 800'lere geriledi ama bu bir çalkantı halinde seyrediyor. O grafiğe baktığımızda gün içinde yukarı çıkmalar, aşağı inmeler ve bu belirsizlikten kaynaklanıyor. Piyasanın en sevmediği şey belirsizlik, makro risklerle birlikte koronavirüs şeklinde büründü ve geldi. Ve bu da şu anda piyasayı her açıdan etkiliyor. Sadece sektörler değil,
içindeki hisseler değil, makroekonomik açıdan da nereye gittiğimiz, gideceğimiz belli değil. Uluslararası Para Fonu'nun bütün bu görünümü düşürmesi, büyümeyi düşürmesi hep etkili oldu olanlar arasında. Evet, böyle bir günde ekonomik veri zayıf. Şimdi elimize gelen iki veri vardı. İkisinin de çok iyi geldiğini gördük. Chicago Fed, Dallas Fed imalat aktiviteleri beklenenin üstünde. Haftaya baktığımızda S&P CoreLogic yarın 20 şehirdeki ev fiyatı ekonomik verisi karşımıza gelecek. Conference Board Tüketici Güven Endeksi aynı şekilde. ABD işsizlik sigortası başvuruları, daha sonra gayri safi milli hasıla ve dayanıklı tüketim malları siparişleri de perşembe günü gelecek en önemli verilerden. Bir önceki yayında da söyledim. Starbucks gibi büyük operasyon, büyük dev zincirler, ABD değil sadece Çin'de de operasyonları olanlar, Tesla gibi özellikle oradaki üretime, fabrika aktivitelerini durduran bütün hisselerin biz bundan etkilendiğini görüyoruz. Tesla %7, %8'e varan düşüş yaşadı. O geçen hafta ve ondan önceki hafta getirilerin hepsini neredeyse geri verdi. Bankalar da aynı şekilde. Bank of America, JP Morgan'a baktığımızda hazine getirileri tabii bu kadar sert düşüşler gösterince aldıkları karları adeta geri veriyorlar bu trading'den kaynaklanan. Enerji sektöründe çok büyük bir satış yaşıyoruz. Enerji fiyatları düştüğü için onun da etkisini görüyoruz. Özellikle Exxon'da, Chevron'da. Şimdi tamam, hepsi tek başına ama İtalya'da birden, İran'da birden, Çin'den bağımsız olarak birden gelmesi, ABD'de de, New York'ta, Kaliforniya'da, Los Angeles'ta aynı şekilde mi patlayacak sorusunu getirdiği için işte bu belirsizlikte üstüne üstü tuz biber yakıyor. ABD borsalarını düşüşüne diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür edelim. Adel Endeksler cephesine bir göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Vadeli endekslerde de sert satışın devamını görüyoruz. Nasdaq %3, Dow Jones'ta %3'e yakın, S&P 500 vadeliyle beraber virüs endişeleriyle, bu virüs küresel yavaşlamaya neden olacak beklentileriyle ve korkularıyla düşüş sürüyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Bizim BIOP 30 akşam kapanışta 137-250 görünüyor. Orada biraz daha hafif negatif bir yataya yakın hareket söz konusu. Biz sonuna geliyoruz. Murat Salar, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağın ağzına sağlık. Mete Yüksel, çok teşekkürler. Teşekkürler. Ayağın ağzına sağlık. Yarın ne konuşacağız ona bakalım, programımızın efendim kapatmış olalım. Yarın Çin, Almanya'dan büyüme, Şubat Güven Endeksi Amerika'dan, Merkez Bankamızın bir oda ziyareti var. Ve tabii ki virüse dair haberleri takip edeceğiz. Bu akşam bu kadar. Yarın akşam 21 ekonomik görünüm, 22 küresel piyasalar.